Red Dead Redemption 2'nin 19. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Geçen bölümde unuttuğum bir kitap tavsiyesi var. O da Alexis de Tocqueville'in, inşallah doğru söylüyorumdur, Fransızcam iyi değil değil, Fransızcam hiç yok. Kitabın kapağı şudur: Amerika'da demokrasinin yazarı, diplomat, siyaset bilimcisi ve tarihçi Alexis de Tocqueville. Dostu ve meslektaşı Gustave de Beaumont'la birlikte 1831'de bir seyahat gerçekleştiriyorlar. O seyahat sırasında da gözlemlerini anlatıyor. 70 sayfalık falan bir kitap. Arkasında bir de küçük şöyle bir kronolojik bir hayat hikayesi koymuşlar, ne yapmış ne etmiş falan diye. Gerçekten bir göz attım çünkü elinde başka bir kitap var. Onu bitirdikten sonra muhtemelen yarın bunu birkaç saat içerisinde okuyup bitireceğim. Tam da bu yılları anlatıyor. Biraz daha öncesini anlatıyor ama 19. yüzyılı anlatıyor. Çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. 1831'de çünkü gerçekleştirmiş seyahati. Aşağı yukarı aynı dönemler, konjüktür olarak en azından aynı. Kitap tavsiyemizi de yaptığımıza göre oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakalım Bill Williamson bizden ne istiyor Ayyaş? You drank. Man. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time Fena I olmamış, get in trouble, I'm called a fool and Arthur. an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. Çünkü sen bir idiotsun, Bill. O yüzden point. Sen idiot olarak görünüp idiot well, olarak what do y'all want adlandırılıyorsun. me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy. But I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if I'm serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Aha, müthiş bir dörtlü gerçekten. It's Harika bir it's dörtlü. A bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay. I suppose it's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing. I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill. Şimdi biz bu dörtlüyle mi bankası olacağız? Ben doğru mu anladım? We put a lot of research into this one. I hope so. Yandık, yandık. Micah nerede? O da gelseydi. Tam Mr. bela. Morgan. Heh, bir sen eksiksin. That man, the debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Ah be. Çiftçi vardı ya dövdüğümüz. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Hayır ya, ne istiyoruz kadınlardan, çocuklardan? We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on Karen, in ahead. Sen ne ara giyindin kuşandın? Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. Neredeymiş bu banka? We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Ha, bizim de kıyafetimiz değişti. Ya o kadar uğraştık, kıyafet yaptık kendimizi. Ay Allah, bak görüyor musun? Şimdi bu muhteşem dörtlüyle banka soymaya gidiyoruz. Ne güzel. Tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. Yine çıt pıt if çıt we pıt can yapıyor get ses in all right, kulağımda. We'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. Umarım size görüntü kes kes gelmiyor. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl. But nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right, Arthur?
see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them Gray Boys? What? No. What kind of deals? See, anlaşması ya. You don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. Başımıza $500. Ödülün konulduğu kelle avcılarının iştahını kabartan kuzey bölgesine girmiş bulunmaktayız. Madem kuzeye gidiyoruz, bu banka nerede gençler? Ya bu ses yine çıt pıt çıt pıt yapıyor. Ya biz Valentine'a mı gidiyoruz? Umarım öyle bir şey değildir bu. Yani başka bir kasaba olsun. Deal. Can't believe you got me going back to Valentine. Oops. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Eyvallah. Couple çok teşekkürler, Bill. Dealt with some old Driscolls. Is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Gerçekten öyle ama. I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. Yılın Arthur kıskanlığını düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum direkt. Açık şekilde zaten belli ediyor sanki. Just know, I got the lead on this one. We'll see about that once things get going. Ya özlemişim buraları ya. Daha havası geldi resmen burnuma. So, thinking this through. Çok yerinde bir soru Arthur. Seni tebrik ediyorum. Evet. Ya. Uncle'ın yüzünden bir de adamın stage coach'unu soyduk. That's a genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. Whoa! Yani bunlar yürek yemiş ya gerçekten. Cornwall'dan tek korkan biz miyiz acaba? Adam demiryolu sahibi, yağ fabrikaları var, şeker işinde. Çok güçlü ya, acayip güçlü. Çok parası var adamın. Adamın eli her yerde, eli kolu her yerde. Arabaları, araçları, fıçıları, her yerde bir şeyini görüyoruz adamın. Good morning. Bizimkiler böyle şey havasındalar. Pardon da yürüyüşe çıktık. Boyoz yedik. Okay. İyi peki. Let's leave the horses here off the main drag. Görürüm ben sizi. O Cornwall başımıza açacak bir bela. All right, gentlemen. Here we are. Okay. Şimdi... Get ready. Silah alamadım. There, boy. Açılmıyor silah menüsü. Peki. Banka soyacağız ama silahsız. Go to work. Of course. Hangi idiot yaptı bunu aranızdan? Bir söyleyin bu planı.
yıl yaptı değil mi? Bir de Lenny'yi de almışlar yanlarına. Efendi çocuk Lenny, sen bu iki salağa niye uyuyorsun? İkisi de alkolik. Hangi kafayla yaptılar bu planı? Niye bu işleri Jose ile biz yapmıyoruz? Charles, Jose, ben falan yapmıyoruz. Neyse çok söylendim. Tamam hadi artık olan oldu, geldik banka. Banka neresi? Burası olamaz Eşim. Taş binadır. Ne istiyorsun yavrum? Neyin rolüne bürüneyim diyor. Hadi kayıp kızı oyna bakalım. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. Ay çok iyi. If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. Yakıştı, yakıştı ya, sakalsızlık. Arthur'a yakıştı. Biraz böyle geçsin, zaten uzayacak hemen. Bak, bak nasıl rol kesiyor, bak. Okay, we're going. Hold on. Wait till she's gotten real damp. Bari şunu yapalım, değil mi? Ben biri inandım, ağlayacağım şimdi. Kapıyı kapatın biriniz, kapıyı kapatın. Ay güzel, güzel, güzel. Kapatın, kapatın, kapatın. Sakın bak kıpırdamayın. Don't make me hurt you. Az kenara alayım kendimi. Daha rahat gör. Yazıları. Güzel. Neredeyiz şimdi? İçerideyiz. Kasa odası burasıymış. Pekala. Come here. Open the lock boxes now. Biz açarız ya. The manager does that. God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. Bu işi sessiz halletmemiz lazım. Yani şerifin kulübesi zaten karşıda. Keyifli. Evet. Saat yönünde çeviriyoruz. Güzel ya. Hey, keep still. If I see that leg move again, you get a bullet in it. Hurry up in there. Güzel, tamam. Going as fast as I can. This is slower, but it's quieter. Okay. How much time do you think we got? I don't know. Not much. Müzik de çok iyi. Güzel. Tamam. Stres yaptırmayın işte. Elimden geleni yapıyorum. Bu arada tarihteki ilk bankanın 1847'de kurulduğunu ve 1861'de soyulduğunu biliyor muydunuz? Banka soygunları çok moda demek ki o yıllarda. Bu arada rakip şey de Paul Mold Riscoll'un çetesi de Riscoll Boys'la hep banka ve tren soyuyor. Hatta Trelawney bize sürekli bu tarz işlerin haberini getiriyordu. Daha benzettiler onu da. Güzel. Yalnız şu çıtlık çıtlık devam ediyor. Çıtlık çıtlık. That's another one cleared.
This is looking good. Gerdi beni ya. Çünkü koca bir bölümü çekip rahatsız olacağınız şekilde, izlemenizi engelleyecek şekilde kesik kesik gelmesi beni çok üzer. Keyifli bir bölümmüş çünkü. Bill ve Carol'la göreve gitmek ne kadar eğlenceli olabilir ki diye düşündüm önce ama ön yargılı davranmışım. Görev çok eğlenceli. Haylar çok iyi. Last one. Good. We gotta move. Hadi bakalım. Son bir tane kaldı. Hadi Arthur, onu da halledersin sen ya. Yani bu işi dinamitle de yapabilirdik ama böyle sessiz daha bence etkili. Şimdi dinamitle patlatsak biz o paraları alana kadar bütün Valentine çullanır üzerimize. Birimiz vurulabilir, yaralanabilir. Aslında gece de yapabilirdik ama gece bankaya giriş sorulur değil mi? Kapıyı kırmak falan sıkıntı olurdu. Ha, Eagle Eye çalışmıyor. Saklanamıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şurada bir şeyler var mıdır acaba, böyle hazine bonosu falan? De. Hala. I think. We're fine. Come on, I'll lead the way. Let's go. Everybody, stay calm. Bunlar arkadan bağıracak ya. Keep your mouth shut. You understand me? Aa, olmadı. Hani bunları bağlayayım öyle çıkayım dedim. Kanun adamları uyarıldı, böyle fark ettiler olayı. Oops. Benden banka soygunusu olmaz, olmuyor, gördünüz. Hep temkinli olmuyor, biraz atak olmak lazım. Tamam. Belki de şu bandanayı çıkarmamız lazım. Çok heyecanlı. Şu binanın arkasından kaçsaydık ya aradan. Müziğin güzelliğine bakın yalnız. İşte. Ah be. Çok güzel. Yine başımıza ölü ya da diri kondu. Harika. Zaten olmasa eksiklik hissedecektim. Now let's get the hell out of this goddamn town. Hala siz devam edin, ben arkayı kollamaya çalışayım. İlk vuruluyormuşum mesela, değil mi? Neredesiniz? Karşımızdan sağdan gelecekler, evet. Ve soldan geliyorlar. Hay Allah. Heyecanlı ya. Lenny sen bir geri dur. Evlat sen gençsin daha. Sana bir şey olsun istemeyiz. Sen bu çetenin geleceğisin. Karen sen de geride kal. Bir yıl önden gitsin ya, umuruz önce. Ay yaş. Hadi be,
Sağ salim dönelim artık. Geleceğim, sizi yakalayacağım sizi. Atın üstünde havayı uçtu adam. Harende de attırırdım ben onu ama işte o silahlı olmuyor. Tamam, alıyorum ben onları. Siz devam edin. Çok iyi. Geçtik. Aman tanrım, orada sinemaya T'in girdiğini fark edemedim. Dedim tren bizi biçiyor mu yoksa? Of! Stupid ah, çok iyi. Dangerous. Thank you, Bill. We're alive oldu. And we're paid. Yeah. I don't see the problem. And that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if evet. It did come with a heap of trouble. Parayı görünce gerçekten çok mutlu olacak Dutch. Maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp and make sure you ain't followed. Attık üstümüzden arkayı. Ah be, ah be. Burayı hatırladınız mı? Bu Arthur'un hayatının kara lekesi bence. Hani bizi Valentine'da kasabada kavga ettiğimizde çamurların içinde kurtaran, şöyle kurtaran. Bayım yeter kavgayı kazandınız. Zaten öldü bırakın hani deyip. Belki hapse girmekten, belki o an için bir kez daha katil olmaktan kurtaran adam. Sonra yine Valentine kasabasında fakir insanlar için bir stand açmıştı. Bilinçlendirme çabasındaydı insanları. Ya böyle melek gibi bir adam. Gittik onun çiftliğine, param yok dedi, elimden geleni yapıyorum dedi. Zaten 1899'dayız. Amerikalı çiftçiler için korkunç bir yıl, çok zor bir yıl, çok zor yıllar. 70'lerden sonra çok zor her şey. Arz talep dengesi bozuluyor ve tarım çok kötü bir hal alıyor. Yani çiftçi üretmeye devam ediyor ama ürettiğini çok düşük fiyatlarla satmaya başlıyor. Çiftçinin alım gücü yok. Alım gücü olsa parası olsa niye borçlansın adam? Niye Strauss gibi bir pislikten borç alsın ya, tefeciden? Niye para alsın ondan? Param yok, ödeyemem dedi ve biz adama dedik ki o zaman karını sat, evini sat, bir şeyini sat. Adamı dövdü, kırpaladık. Adam hastaydı. Ölmüş. Ölmüş. Belki de biz o gün çok kötü dövdük. Ölümünü hızlandırdık adamın. Belki hastaydı. Ölecekti ama biz işi hızlandırdık. Belki de bizim yüzümüzden öldü. Bilmiyorum ve Strauss diyor ki adam öldü. Tamam. Git karısından çocuğundan al parayı. Olmaz yani. Bu kadından çocuktan etik değil ya. My husband's not cold in the ground and you've come back here. Ah be ah. I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself. And don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Yine bizi
Pis bir iş yaptırdı ya. Strauss. Yine bizi günahkar yaptı. Böyle pislik yaptı bizi ya. Şerefsiz yaptı bizi böyle. Hain yaptı. Alçak yaptı. Namussuz yaptı. Aman Tanrım ya. Ağzıma gelen sayısım geliyor. Git kendin yüzleş. Git kendin tahsil et. Var çetemizin parası var, var. Benim de param var. Ben verseydim ki. Ve keşke öyle bir seçenek olsaydı. Kadının ve çocuğunun yerine oyun bize seçenek sunsaydı da biz ödeseydik. Arthur ödeseydi yani. Geldin mi Arthur? Ooo. Arkadaşlar 20 bin dolar almışız şeyden, bankadan. 10 bin dolarını çeteye dağıttık. 2750 dolar mıydı? 20 bini görünce gerisini göremedim çünkü. Aman Tanrım. Bakmıştık değil mi? Sean McGuire'ın ailesiyle ilgili bir şey. Evening Arthur. How are you gentlemen keeping? Williamson. Just fine, sir. Just fine. Gazete küpürüydü. Şimdi o gazete küpürünü görmüşken şu kıçının üstüne bir bakasım geldi. Geçen gün baktığımda yoktu. Evet burada. Black Bell görevinden sonra kaptım bunu size göstermek istemiştim. Yerinde yoktu. Muhtemelen Jack o sırada bunu okuyordu. Burada bir hikaye var. Nerede geçiyordu ismi? Evet şurada. Black Bell'in adını gördünüz mü? Çok iyi ya. Bunun adı geçiyor bir kitapta. Bu arada kapağında da varmış bir saniye. Kapağı görebiliyor muyuz? Evet. Kapakta da zaten o tarafı, çizimi var. Çok iyi ya. Jack, bu okuduğun çizgi roman değil, hikaye kitabındaki muhteşem kadınla tanıştım ben. Hatta birlikte kelle avcılarına karşı savaştık. Fotoğrafını aldık falan. Bizim çetedeki bir sürü salaktan daha iyiydi bence Black Bell. Mesela böyle Billy, Micah'ı... Uncle'ı... Bunları verseydik karşılığında Black Bell'e transfer etseydik ne güzel olurdu değil mi? Güzel, şimdi... güzelliğe gel. Bizim soyduğumuz, ya bankadan aldığımız para galiba direkt olarak zaten buraya gitti. Şunlardan da birkaç tane bağışlayalım. Güzel, onur seviyemiz bir tık artsın. Son görevde yani Mr. Downs'ın görevinde biraz onur kaybettik bence. Karısının ve oğlunun yakasına yapışıp para istedik. Çok onursuz bir hareketti. Pekala. Biz kampa, yani çeteye para getirdik. Para nerede? 317 dolar diyor. Herhalde 10 bin doları bölüştürdük galiba kişiler arasında. Good for you. Good
for you. But Karen, don't do this to yourself. Evet, kendine bunu yapma ya. Got a choice. Seçeneğin var. Sure. Seçebilirsin. I got a choice. That's nice. Yapma bunu kendine dedik. Çok da haklıyız. Okay, I'll catch you later then. Whatever you say. Maykah görevi var. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Maykah'la görev mi yapılır? Bir tek o var. Albert mezun olsa ona gidecektim. Hay Allah ya. Bu mikropla mı görevi yapacağız şimdi? Saatimiz 10. Arthur'u bir uyutalım. Arthur bir dinlensin. Çok yorucu bir gün oldu. Sabaha kadar bir uyusun. Belki bir iki tane de yeni görev açılır o arada. Vay be. Ben gelen... Çıtlık çıtlık devam ediyor. Bir durdurup baksan mı? Aman yolu denersin güzelliğine. Evet, tam tahmin ettiğim gibi yeni bir görev açıldı. Görev değilmiş zaten. Trelawney'in göreviymiş. O zaman Trelawney'e gidelim. Maykah beklesin. Ya Valentine'da nedir bu başımıza gelen sürekli ya? Ben şu şehre, kasabaya niye gidemiyorum? Neyse onu da çözeriz. Aslında çok paramız var. Şimdi bu şu bölgede başımıza konan 500 dolarlık kelle avı ödülünü kaldırabiliriz. Mesela Rhodes'daki postaneye gidip o ödülü kaldırabiliriz. Yeterince paramız var. Harcayalım zaten parayı. Ne yapacağız? Mezara mı götüreceğiz? Değil mi? Sakalları kestik. Şimdi de uzamak bilmiyor. Uzamıyor şimdi de. Allah. Morning to you. Good morning, Arthur. Molly yine elinde ayna. Ah Molly, ah. Tamam, her şeyimiz tam. İlacımız var, mermimiz var. Gıdamız da var yeterince. Okay. Considering. Ortalık kolaçan ettim ne var ne yok diye. Bu hair pomat. Pomat yapabiliriz saçımızı. Varmış zaten. Sanırım şu toniklerin içindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok şey biriktirdik yalnız değil mi? Buradaymış. Hah şuradaymış zaten ya. Tam hair pomadın altındaymış. Hair tonic. Şimdi bakın bunu içiyorum. Ya bu bölümde ya bir sonraki bölümde Arthur'un saçı sakalı birbirine girmiş oluyor. Oh yarasın koçum ha. Tamamdır. Devam. All right. It's my turn for guard duty. All seems quiet, Charles. Good morning, Arthur. Don't know how we got anything done before you joined us. I like to keep busy. Karen, ayıldın mı Karen? Hey there. How are you today, Arthur? Bilmem sen nasılsın? I do. Sen söyle. Anyway, don't let me spoil it. All right, Arthur. Ayakta duramıyordun gece, çakı gibi. Sabah dikilmişsin. Nasıl beceriyorsun? Tamam sigara içiyor. İçki içiyor. Çetede Karen olacak galiba. Kanserden. Kanser var mı o dönemde? Yok. Daha ciddi hastalıklar var. Kolera var, veren var ama koleranın onunla bir ilgisi yok. Sana da canım benim, sana da. Bir sürü hastalık var. İstekleyin insanı. Evet. Şimdi biz ne durumdayız bu arada? Millete söylüyoruz da biz ne durumdayız? Arthur ne durumda bir bakalım. Underweight. Arthur'a bir şeyler yedirmem lazım. Arthur hiçbir şey yemiyor. Küçük küçük yiyor kabul ediyorum ama yetmez o. Mesela böyle bir şey yemesi lazım. Güzel. Bu etleri
Av sonunda aldığımız etler bunlar. Ben şimdi kendimi daha iyi hissettim. Yani psikolojik herhalde. Oh Arthur şu an var ya. Geleni gideni verirsin sen. Bu etleri şurada yapıyoruz arkadaşlar. Göreve geçmeden onu da merak edenler için göstermiş olayım. Craft or cook seçeneğinden mesela eti seçiyoruz. Sağa sola gittiğimde topladığımız bitkiler var ya hani nane topluyoruz, kekik topluyoruz. Onlarla birlikte etin özelliğini ayarlıyoruz. Mesela vahşi naneyle, yani dağ nanesi herhalde can özelliğini arttırırken kekikle dayanıklılığımızı arttırıyor. Ve yine başka bir çeşit kekikle de bu ikisi de kekik. Kekiğin başka çeşitleri yani mesela Google'a baktığınızda ikisi için de kekik diye geçiyor. Kekikgiller diyelim buna. Bununla da Dead Eye özelliğini, o odaklanma, fokus, zamanı yavaşlatma özelliğini arttırıyor. Bunu seçip mesela bir tanesini seçelim. Cook dediğimizde Arthur cebinden bir parça eti çıkarıyor. Bug'a girdi galiba. Altına geldi. Genelde o şeyin tabların üzerinde duruyor. Altında durmuyor. Bunu ye diyebiliyoruz bir seçenek. Bir de çantaya koy diyebiliyoruz. Yani stokla diyebiliyoruz. Hadi yesin. Güzel. Böyle. Aynı şekilde buradan oklarımızı, mermilerimizi, silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Tonikleri buradan yapabiliyoruz. Benim o yüzden o kadar çok toniğim var. Daha önce topladığım bitkilerle vesaire şu toniklerden yaptım ben birkaç tane ateşin başında. Ben lazım oluyor biliyorsunuz. Çatışırken bol bol kullanıyorum. Evet, hazırsak Trelawney bizden bir şey isteyecek galiba. Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed men attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Şimdi Trelawney şey kafasında diyor ki, özetle alt metnine bakalım aslında o konuşmanın. Yani tamam soyuyorsun stagecoach'ları, arabaları ama ben sana diyor daha güzel bir formül sunayım diyor. Daha iyi bir yol sunayım ben sana, seni bir arkadaşımla tanıştıracağım dedi. Bu konudaki en yakın arkadaşım o olacak dedi. I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until... Düz yoldayken sinematik rotayı takip etmenizi sağlıyor. Tam böyle köşe dönüşlerinde falan zorlanıyor. Geride kaldı adam. Neredesin hocam? Lütfen yani sen çok geride kalıyorsun. Ya da benim yarış atım olduğu için ben hızlı gidiyor olabilirim. Ya şöyle de gitmeyelim hocam, hadi. Rüzgarı şöyle yüzümüzde, tenimizde, omuzumuzda hissetmeyeceksek. Ne yapıyoruz yani? Hoppa! Dondurulmuş gıda mı satıyor bu?
Ne işimiz var burada? Arkadaşı burada herhalde. Şimdi bu bizi tanıştıracağı arkadaşı bize bilgiler verecek. Neyle ilgili? Soyulabilecek arabalarla ilgili. Kendisi o bilgileri nereden alıyor? Ajan mıdır, değil midir? Biz o arabaları soyunca bu arkadaşa para ödeyecek miyiz? Komisyon verecek miyiz? Bu iyiliği bizim için niye yapıyor? Bunların hepsini birazdan öğreneceğiz. Kafamızda deli sorular. Merhaba, sen misin o? Alden, hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman, terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horseless carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. Ay, çok çıtpıt çıtpıt yapıyorsun sen ya. Hay Allah. Has a present for you. Bölümün başında yoktu öyle bir şey. Hey Alden, ne ödeyeceğiz? Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay, well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, a feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say adieu? Oh, adieu, Josiah. Adieu. What the hell was that? I thought you might like to see that pantomime. River road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. Arkadaşlar, çok acayip bir iş yalnız. Tezgaha bakar mısınız ya? Postanede çalışan kankamız var artık ve bize... haritada henüz yeri çıkmadı. Bize soyulacak arabaların geçtiği güzergahı veriyor zamanlarıyla birlikte. Okay, zamanlama harika. Bir tanesi tam şu sırada X yerden geçecek dedi. Şimdi oraya gidiyoruz. Unutmadığını az önce yazdı ama Trelawney'i takip edeceğiz. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are. Gerçekten çok kolaymış. Yani earning a pittance. The unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Tarihte ilk rüşvet ne zaman verilmiş biliyorsanız lütfen yazın videonun altına. Ben bilmiyorum, bakacağım Google'dan. Rüşvetin tarihi, tarihçesi ne acaba ya? Kanun kaçaklarına yarıyor zaten rüşvet. Devlet kurumu sayılır mı acaba o istasyonlar? Özel işletme ve devlet kurumu belki kor mu olunur orası? Okay. Gerçi o zaman o kadar rahat hareket edemez. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how okay. do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary.
But you're going to wish you had your earplugs. Mrs. Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like normal. Gel ya. Hold tight. They'll be here soon. Hadi ya, böyle silahsız. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Tamam tamam, silah çekmeyeceğim. Adam diplomasiyle, bürokrasiyle para kazanıyormuş bunca zamandır. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. Biz de testosteron patlamalarıyla bunca zaman soyduk trenleri, arabaları. I hope you don't mind my singing. Not at all. Bu arada 1899 bu oyunun geçtiği yıl arkadaşlar, her defasında söylediğim için umarım sıkılmıyorsunuzdur. Al Capone'un da doğum tarihi. Al Capone 1899'da doğmuş. Mrs. Chester Damson. Güzel. Allah Allah, bir şey uçuşuyor. Kedi tüyü galiba. Güzel. Şu adamı ne yapacağız? It's such a small show, but would you season something for me? I'm looking for a mezzo soprano. Oh, bir mezzo soprano var arabada. No. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Ağızlara gel. Batı Elizabeth'e bunu borçlusunuz. Güzel sesinizle bize bir şarkı söyleyin. Hadi buyurun bakalım. Öbür adam niye o tarafa gitti? Adamların dibinde yaptığımız işe bakın yalnız. Hiç kimse de şüphelenmedi. Yok artık ya. Evet, yol gerçekten tekinsiz. Hiç güvenli değil. Dikkatli olup aman paranızı çalmasınlar. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough about Mrs. Damson. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Benim at gene kaçtı bir yerlere. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon. İçtik ya Tony'ye. Sakallar çıktı, saç uzadı. Çok iyi ya. Oo. Güzel, güzel para aldık. Güzel. Şimdi haritamıza bir girelim. O tekerlek işaretinin çıktığı bütün postanelerde, ofislerde. Biz o haberi Eldon'dan alabileceğiz. Dolayısıyla da biz şu anda
Şuradaymışız, tamam. Biraz daha kuzeydeyizdir diye düşünmüştüm de acaba Albert Mason'a mı gitsek diye. O haberi post ofislerle Eldon'dan alıp arabaları o şekilde soyabileceğiz. Bence güzel oldu. Kimseyi vurmadık. What? Paralarını çaldık. Onur seviyemiz bayağı bir yüksek ama baktığınızda hep onursuz işler yapıyoruz. Nasıl onur seviyemiz yükseliyor bilmiyorum. 3-5 tane yılan sokan adama sağlık kürü verip işte atı ölmüş bir kadını oradan oraya götürüp kentteki kasabadaki herkese bir selam verip "Hello Mr. Howdy" falan deyip onur seviyemizi yükselttik. Bir de küçük balıkları tekrar tuttuğumuzda denize geri atıyoruz. Kap görevleri yapıyoruz ve bunlar bizim yaptığımız diğer bütün işleri örtbas ediyor. Yani o soygunları ve cinayetleri. Ya sabır ya. Gerçekten. Yep. Neyse. En azından şimdi 19 bölümdür oynuyoruz. Dikkat ettiyseniz Arthur'da ciddi bir gelişme var. Arthur daha düzgün bir adam olmaya başladı. Eğer o çiftçi Downs'ın karısına ve oğluna bu şekilde davranmasaydı, onlardan para almasaydı daha iyi olacaktı ya. Daha iyi olacaktı. Böyle bir adamız ve Mary bizimle evlenmek istiyormuş geçmişte. Hala da bizi seviyordu. Enteresan. Hep böyle haydutları seviyor işte insanlar. Gene mi siz ya? Gene mi siz ya? Ya bir huzur vermediniz arkadaş. Bir Driscoll'lar, bir siz. Huzur vermediniz. Şatkanımı bulamıyorum. Evet, buldum. Oh! Ne yapıyorsunuz siz? Şu an başımız gerçekten çok büyük belada. Ama sırtımı kayaya verdim. Şimdi sırtımı kayaya verdim. Tek tek döne döne indireceğim. Şöyle 360 derece döne döne. Kayanın etrafında geze geze. Uf. Neredesiniz? Yok be. Seni şöyle alacağım. Ops. Dead Eye kullanmayacağım. Ah ah ah. O nasıl bir görüntüydü? Arthur hadi milletin 2 dolarına göz diktin ya. Ha dedim ya hani tonikleri kampta, kamp ateşinin başında topladığımız bitkilerden falan üret... Ay kafası bile yok bunun. Üretiyoruz. Şatkanın da olayı bu. Bunun da kafası yok galiba. Bakmayın. Kimliğini bile tespit edemeyecekler. Bir de bu adamları böyle lootlarken bunların üzerinden çıkıyor o tarz şeyler. İçkiler, tonikler. Mesela işte sağlık kürleri. Snake oil. Yılan yağı. Odaklanmamızı arttırıyor. Şimdi ben Micah'a doğru gidiyordum ama ya biz paramız var harcayamıyoruz ya. 4000 dolarımız oldu. Nerede harcayacağız biz bunu? Güzel bir at bulsak, at satın alsak. Atımı çok seviyorum tamam ama bir tane de yedek olsun. Çünkü Bolt Pilot çok ürkek. Hemen kaçıyor, her şeye kaçıyor. Ya Puma beni üst üste 3 kez yedi bunun yüzünden. Her seferinde çünkü beni sırtından atıp kaçtı. Sırtından atıp kaçtı. Sabit dursa tam dedayı alıyorum, odaklanıyorum. Tam ateş edeceğim. Tüfekle birlikte slow motion yere düşüyorum. Puma beni yiyor. Her şeye kaçıyor ya. Her şeye kaçıyor. Atı yetiştiremiyor muyum? Öyle bir özellik var mı? Yoksa bu yarış atının bir sıkıntısı mı? Neyse. Yanlış bastım onu. Ay ay ay. Nerede kampımız?
Şöyle kıyıdan kıyıdan gidelim. Gölün kıyısından gidelim. Böyle bir yerde denize girer miydiniz? Ben girmem vallahi. Su çok bulanık değil mi ya? Yani adı göl diye geçiyor buranın ama bildiğin bataklık. Ah bir dakika, bir görev daha açıldı. Nedir bu? Poach robbery. Şanla. Olur. Olur vallahi, Maykah'tan iyidir. Ha, şan mı Maykah mı? Ya bunu hasta yazı tura atılır. İkisi de birbirinden beter. Olsun. Şanla gidip bir araba daha soyalım. Maykah mikrobuyla görevi yapmak istemiyorum şu anda. Jack? Mr. Morgan. Mr. Morgan ne ya? İşine gelince Uncle. Arthur, Uncle Arthur. All right. Hiya. You okay? I'm bored. Well, go find some mischief to get up to. Let me know if you find candy. Kitabını oku çocuk. Hayret bir şeysin ya. There he is. You want to sit, Mr. Morgan? Tabii canım, Reverend desin Mr. Morgan. Jack, sen niye diyorsun? Hey, Sean. Yeah, what's up, big man? Not much. What are you doing? Nothing. Nothing at all. I brought... Oh, hello, Arthur. And what's she doing? She's doing nothing, too. What exactly are you planning? Just a little late robbery, Arthur. Nothing a serious fella like yourself needs to worry about. And you need to get Mary Beth killed as well as yourself? Away with yourself, Arthur Morgan. We'll be getting rich, not killed. Besides, Arthur, I'm so bored, I'd rather be shot. Yavrucum sıkıldıysan kasabaya git, bir şov izle, tiyatroya git, alışverişe çık. I've seen you fight, balık little feller. You can kill any one of us, but I ain't letting you take her out robbing, not without an extra gun. But she'll be acting, not fighting. Sounds good. Come on then, let's go rob this. What we robbing? A stagecoach some fella told me about. Oh, wonderful. Come on, you can tell me more on the ride. Where are we heading? Back up north. It's coming down from Valentine. I know a great spot to set up an ambush. Just don't start acting. Ay, bir an korktum. Valentine'dan geliyormuş. Yine mi Valentine'a gidiyoruz arkadaş? Öldürecekler bizi. Valentine'daki kilisenin bahçesinde gömecekler en sonunda. Yani bir adamdan haberini almış. Sam Feller. Kimden aldın haberini? Ajan mıydı, değil miydi? Uzak mı, değil mi? Ya bu yeni nesil niye böyle ya? Yeni nesil de yalnız şey 1870 doğumlu falan. 875-78. So, Mary Beth, like I said, you'll be at the side of the road to flag them down. Give them some sob story. Yes, of course. Easy enough. We'll be hiding up above. Once they're unawares, I'll put in a few shots to let them know we mean business. Then move in fast to hold them up. Arthur. Oops, pardon. I guess you can watch and give us marks out of 10. Right now, you're at a 1. Jesus. Can't believe you have to tag along and it's just to keep an eye on the girl. Remember the crap you gave me for turning up at that train job with Marston and Charles? Gençler, görüyor musunuz? Siz sıkılınca sosyal medyaya gidiyorsunuz. Adamlar araba soymaya gidiyor. Stagecoach soymaya gidiyorlar ya. It'll be quicker. All right. Siz sinemaya gidiyorsunuz. Hey, she's probably robbed more folk than both of us put together. Bunlar da kendini durdurtmak için yer arıyorlar. Mary Beth can pick a pocket fast and you can blink. Çok sıkıldım, ateş etmek istiyorum biraz. First time we laid eyes on her, she was being chased by three real angry looking fellers. And we thought, oh, that poor young girl getting picked on like that. Harley, just over this ridge, there's a spot that should give us a good view of the road. Let's leave the horses here so they're out of sight. Yavuklar niye bu kadar aşağıda kalıyor? Volüm olarak. If you got one, we'll be back a bit from the road. Such a privilege. Pekala, bir dakika. Biz silahlanalım. Çocuklar zaten almışız. Güzel. Be instructed by the master himself. This way. See the road down there, Mary Beth. She ain't blind. Come on, you two. Kör değil, görüyor herhalde yani. Şan. Keşke Şan'ı bıraksaydık. Biz Mary Beth'le gelseydik ya.
bandanamızı da takalım. Görev başladığında hızlanamıyorlar, böyle yavaş yavaş gidiyorlar ya. Sinir oluyorum. Heh, bu da siz değil mi? Ya kızcağızın bandanası yok mu? Ha, nereye gidiyorsun? Course she knows what she's doing. As soon as the shooting starts, get low, get the hell out of there, okay? Of course. Yollarını kesecek, durduracak galiba. Here it comes. I put in a couple of shots to spook them like, and then we move in. Are you sure about that? Your eyes ain't what they used to be, old fella. Kızı vurdurtmasak bari. Şunlar gelirken ben aslında üçünü birden indirebilirdim normalde. Bu numarayı bize çektiler kuzeyde bir yerde. Kadın biri yerde ağlıyordu, durduk yanında. Arkadan adamlar çıkıp bizi soymaya çalıştı. Thank God! I seem to have got myself all spun around out here. My horse ran off, and well, I don't know where I am. You must think I'm such a fool, bilmiyorum. Yardım edin. What's your name, sir? Lawrence. Lawrence, birazdan. Son sözlerin bunlar, Lawrence. Can you possibly give me a ride to the nearest town? Beni yakın kasabaya bırakabilir misiniz? Yolcu tarafına binin lütfen. Almıyorlar kızı. Uff! O nasıl bir tüfek? O nasıl bir tüfek? Ah be! Uf! Kulağından vurduk galiba, sıyırdı. So, we're killing them all then. What, you really think they was just going to give it up? Anyway, we can talk about this later. Oops, buradan değilmiş galiba. Şuradan kapıyı açacağız. No, you leave that to me. Fine, fine. I like the pockets of our dearly departed friends here. Uf. That's a nice take. Güzel sıkışat aldık galiba inşallah. You did good, Sean. You too, Mary Beth. Evet gençler, iyiydiniz. We'll split it up later. We better get out of here. Ama Trelawney'nin yöntemi daha güzel ya. Kimse ölmüyor onda. Bu işler biraz karışıyor yani. Go. We don't have time to hang around. Pekala, dedik ki çocuklar siz kampa dönün. Tabii ki ana kuralımızı siz de biliyorsunuz. İzlenmeyin, takip edilmeyin. Şimdi biz nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şu fence'e gideceğiz. Bu arabayı götüreceğiz. Bir de arabayı satacağız oraya. Nasıl? Aman, 55 dolar verdi. Pekala, olsun. Şan, çekilsene önümden. Arabayı kıracağız şimdi. Ups. İşte böyle şiddet şiddeti doğuruyor, suç suçu doğuruyor. Şimdi şahit olan herkesi öldürmek zorunda kalacağız. Oldu mu yani ya? Şu bandanayı da çıkaralım. İnsanlar, onlar şüpheleniyor galiba. Ay ay. Aha,
Arabayı kırabilir miyiz acaba? Çünkü ben birazdan başaracağım galiba. Kapı da açılıp kapanıyor, sinir oldum. Bunun kilidi falan bir şey. Arabayı kırmadan götürebilecek miyim acaba? At arabasıyla genişten almak gerekiyor ama çok zor. Az bir yolumuz var. Yakınız zaten Emerald Range'e. Tam saate bakıyordum. Kaç dakika olmuş derken. Stable mı? Stable'da işimiz yok şimdilik. Aslında çok param var. At satın almak istiyorum ama sizde at yok. Dostum şöyle güzel bir at. Çünkü en az benimki kadar iyi bir atınız olacak ki elinizde satın alayım ben onu. Değmez ki. Yani attan inip eşeğe binilmez. Atasözü. Bir Kızılderili atasözü. Çok ironik oldu değil mi? 1492'ye kadar at görmemiş garibim Kızılderililer. Evet, geldik. Geldik. En son burada Mr. Margaret'ın aslanı. Aa, bu benim işime yaramaz dedi ya. Hocam biz bunu sana getirdik, almıyor musun şimdi ya? Ben oradan buraya boşuna mı getirdim bunu? Satamam dedi çünkü bunu, yani satılabilir bir şey değil ya. Atları al, atları vereyim. Ay eşek var burada ya. Ay, gelim seni ben. Peki madem öyle, atları serbest bırakalım. Almıyorsan, kar özgürlüğüne kavuşsun. Hadi gidin bakayım. İyi vurdu. İyi, hak ettik onu yani. Ata öyle vurulur mu? Şöyle azıcık tık tık yapacaksın. Hadi oğlum git diyeceksin. Yumruk atarsan o da çifte yatar. Oh iyi oldu Arthur. Yere serdi at bizi ya. Aman birazcık yükseltelim değerlerimizi. Evet bakalım fense satabileceğimiz bir şey var mıdır? Senin bir şey varmış aslında, bunları niye satalım? Bunlar bizim sigaret kartlarımız. Zar zor topluyoruz zaten. Bunun bir tanesini satabiliriz. Bunu da bir tanesini satabiliriz. Cık. Bir şeyimiz yokmuş ya. Fence değil. Alabileceğimiz bir şey var mı ona bakalım. Paramız var çünkü bayağı bir. Güzel. Mesela Molotov kokteylinin yapım şeması mı diyelim, reçetesi mi diyelim, Molotov kokteyli yapmayı öğreneceğimiz yol gösterici kıvranıyorum, bulamadım açıklamasını, bir dakika bakacağım ya, bunu bir alalım biz. Akşat bilmiyorum, bunu da alalım. Special Snake Oil Pamphlet. Bu muhtemelen Dead Eye'ımızı en son seviyede kullanmamızı sağlayacak. Broşürmüş ya pamphlet. Broşür demekmiş arkadaşlar. Pamphlet broşür. Pekala. Volatile Dynamite. Dinamit çeşidi bu herhalde. Volatile'ın ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da alalım. Güzel. Moonshine.
maskeler var ama bizim zaten yeterince maskemiz var. Remember you. Passed through here some time ago. Son bir şeye daha bakalım. Burada mesela bazı efsanevi hayvanların işte pençesidir, boynuzudur, burnudur, kaşıdır, gözüdür bir şeyleri getirip bunlardan açabiliyoruz Fence'e getirdiğimizde. Bizim bir takım özelliklerimizi açıyor bu da. İşte dedayımız %5 daha az hızla düşüyor falan gibi. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Bekir ya. Lan domestik ki. Sevdirmiyor kendini. Köpek gibi değil işte. Ne oldu? Hala. O zaman biz kampa bir dönüş yapalım mı? Yapmayalım. Albert Mason'a gidelim. Şu Albert Mason görevlerini sonlandıralım ki nihayet ersin. Muhtemelen 5. görev sondur herhalde, değil mi? Yani olmayabilir. Olabilir. Burada postane var mıydı? Arkadaşlar kafamdan şu kelle ödülünü bir kaldıracağım. Çünkü bu şeyle dolaşmak istemiyorum. Yani her fırsatta arkamıza bir anda 7-8 kişi birden düşüyor. Tam görev üzerindeyken olabiliyor. Kalk kuruyorum bazen. Sırada oluyor. Bir rahat rahat dolaşalım ya. İnsanın hayatındaki en kıymetli şey sağlığı ve özgürlüğü. Sağlığımız yerinde olduğuna göre özgürlüğümüzü de elde edelim. Hello there and welcome. How can one crook raise so much hell? New Hanover eyaletindeki It's a steep price for the outlaw way of life. Kelle ödülümüzü başımızdan kaldırdık. Dolayısıyla haritada göreceğiniz üzere tertemiz oldu bakın. Şuralar hariç. Blackwater zaten hariç. Orada 150 bin dolarlık bir şey yaptığımız için, soygun yapamadığımız için, parayı da orada bıraktığımız için. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Biz bu post ofisten başımızdaki şeyi ödedik. Kelle avcısı parasını ödedik. Burada bir ünlem var yalnız. İşareti var. Albert Mason'a gidelim. Oradan da oraya doğru yol alırız. Gördüğünüz gibi Valentine'a da rahatlıkla girip çıkabileceğiz. Sanırım biz orada tanımıyor olurlar. Şimdi yol buradan mı yakın, oradan mı yakın? Valentine'dan daha yakın. Şöyle bir şey yapacağım. Stagecoach'la seyahat etmeyi daha önce size göstermedim. Çünkü zaten bu eyaletle yapamıyorduk. Başımızın üstteki kelle ödülü olduğu için. Kelle avcıların ödülünü ödeyip ancak öyle yapabildik. Take a ride diyoruz. Valentine. Böyle. Bu da böyle. O çağın Uber'i de bu işte yani. Hadi bakalım. Bu 1899'un taksisi. Bir kasabadan diğer kasabaya götürüyor. Çıt pıt çıt pıt çıt pıt devam ediyor. Yedin beni ya. Sen niye böyle yapıyorsun? İnşallah yayına yansımıyordur. Sadece beni rahatsız etmiştir. Teşekkürler. Hello, sir. Bayım. Hey, watch him. Watch him. Önüne bak dedi. Güzel ya. Oh be ya. Valentine'a da girip çıkacağız. Çok şükür. Neydi öyle ya? Easy. Ups, ups, ups. Bakan mı var? Evet. Hayvan mı ölmüş burada? Ay ay, hızlı geç, hızlı geç, üstümüze damlamasın. Look on my world. Yaptığım işe, bakıyorum yaptığın işe. Tanrım ya. Birini asmışlar buraya ve kuşları yem etmişler.
Buna benzer bir şey gördük yalnız biz ya. Hangi bölümdeydi hatırlamıyorum. Belki bölümde bile değildi. Ben bir yerden bir yere seyahat ederken de görmüş olabilirim. Korku filmi gibi. Bu nedir ya? Ah. Ah. Çok gerçekçi değil mi ya? Ha, böyle bir şey bulmadım. Herhalde find me demek istiyor. Bir harita var. Bir parçasını buldum. Bak atım yine gitti bir yerlere ya. Bolt Pilot. Okay, fellas. Sen efsane bir atsın ama çok ürkeksin oğlum ya. Okay there, boy. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bölgeyi de çok seviyorum ben. Atnal Tepesi'ni de çok seviyordum zaten. Yeni kampımıza da alıştım ama Clemens Point'e de. Siz de alışmışsınızdır umarım. Şurada bir daire gördüm haritada. Stranger görevi var zannedersem. Ne oluyor burada? Şimdi ben kurtaracağım sizi. Rahat olun. On your knees. Answers. We will not take up a moment. You better forget about this. You're welcome. Bir teşekkür etseydiniz. Hangi stranger'dı o teşekkür eden? O'Driscoll. Geberin pislikler. Hayvanların kafaları yok. Shotgun'la vurunca güzel oluyor böyle tek hamlede. İndiriyoruz ama işte taraftan da... oyunların üzerinde bayım iyi misiniz? Öldürmüşler ya. Aşağılık herifler ya. Ya biz de tren soyduk. Böyle mi yaptık? İnsanları öldürmüşler ya. Pislik herifler sizi. Herifler, sivillerden ne istiyorsunuz masum insanlardan? Başka ceset yok. Ya şimdi açmayacağım orayı. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Gel oğlum. Gel oğlum. Sen beni mi takip ediyorsun sen? Sevince beni takip ediyorsun. Ürkek seni. Oğluma biraz besin vereyim ya. Howdy, partner. Teşekkür ederim siz. How's it going? Lousy. Sorry to hear that. Good luck. Easy roads and kind weather, friend. İyi ki soymadık. Tam o trenden bir şey alsaydık bir de şimdi hırsız damgası yiyecektik. Böyle daha iyi oldu. Baktım hani yardıma ihtiyaçları varsa onlara da yardım edelim diye ama. Böylece duruyorlar. Ay çok özledim ben buraları. Çok seviyorum. Easy. O neydi? O giden nedir? Toyota görünce de aklıma hep Roadrunner geliyor. Albert Mason nereye gitti şimdi ya? Şuradaydı az önce. Ya sabır ya. Neyse üstümüzdeki
Ödülü kaldırdığımıza göre 500 dolar için bizi avlamaya birileri gelmeyecek demektir. There we go. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya bir kamp kurarız mesela. Sabah olunca Albert Mays'in görevi çıkacaktır diye ediyorum. Brenda'ya dibimizde duruyor. Hala sleep diyelim. 9 saat. Oh. Canım 9 saat ya. Ben şu korona günlerinde 9 saat kesintisiz uyuyamadım hiç yani. Cıvıdır bu rüya mıdır? Güzeldir. Hala kampımızı söndürelim. Tren kalmış orada ya. Treni niye birileri almıyor? Kimsenin haberi yok. Yine mi underweight olduk? Gazi işareti çıktı. Bir şeyler yiyelim o zaman. Değil mi? Albert Mason. Evet çıktı. Çıktı arkadaşlar. Albert Mason görevini bir sonraki bölüme bırakıyorum. Bir sonraki bölümde Albert'a gideceğiz. Sonra Micah'a gideceğiz. Bakalım sonrasında bizi neler bekliyor olacak. En azından buraya kadar kendimizi kazasız belasız getirmiş olduk. Dolu dolu çok eğlenceli bir bölümdü benim için yine. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.